Selamun aleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Toparlandım biraz. YouTube'a tekrardan başlayacağım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz yazı yazmıştım topluluk grubuna. Bir iki ay belki daha fazla hani iyi olamazsam gibisine daha fazla yokum. Biraz ara vermek istedim. Şöyle ara vermek istedim arkadaşlar. Biraz kafamı toparlamak istedim. Çünkü bu sene bayağı bir çok yoruldum. Vücudan da yoruldum. Beyin olaraktan da çok yoruldum. Zaten görüyorsunuz hep videolarımda. Düğünüydü, şuydu, buydu derken hepsi hep üst üste geldi. İşte biraz ne kadar da olsa hani her şeyi biz videolarda açık edemiyoruz. İşte video çektiğimiz kadar bizi tanıyorsunuz diyeyim aslında sizlere. Hani ister istemez her insanın evinde huzursuzluk da olabiliyor veyahut da hani başka bir dertleri, sıkıntılar da olabiliyor. Hepsi birbirine yüklendikten sonra böyle bir patlama oluyor arkadaşlar. Beni çok merak eden arkadaşlarımız oldu. Bilhassa onlar için bu videoyu çekmek istedim. Önce bu videoyu çekerekten tekrar YouTube'a döndüğümü açıklamak istedim. Tabii ki şu anda hiç videom yok. Bir iki tane video var. Bir de hastalanmadan önce bir iki tane videom var arkadaşlar. Biraz daha hani video biriktiririm. Aslında şöyle düşünüyordum. Hastalığım sırasında biraz ara verip video çoğaltım diyordum. İyi olduğum zamanlar video çekerim. Ondan sonrasında da arkaya yüklerim, zorlanmam diye düşünüyordum ama toparlanamayınca gerçekten canı hiçbir şey istemiyor. Ne video çekmeyi canım istedi, ne telefonla uğraşmayı. İnanın iki ayda doğru düz elime telefonu bile almıyor. Sadece tek yaptığım Rabbime dua etmek. Başka hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. İşte amcamın eşi olsun, işte konuştuğum arkadaşlar falan olsun. Hani kendine bir böyle bir meşgale bul ki kafan dağılsın dediler. O yüzden biraz elimde yemen vardı, onları ördüm. Ya onunla uğraşıyorum, el işi yapmaya çalışıyorum. Biraz işte el işi videosuna da başladım. Bayağı 3-4 gündür el işi kanalıma da video yüklemeye başladım. Artık dedim hani buraya da yükleyeyim. Buraya da şöyle iyi olduğum sürece yükleyeceğim arkadaşlar. Yine böyle hani rahatsızlanırsam, rahatsızlandığım sürece de videoya ara vereceğim. Şöyle ara vereceğim. 1-2 gün falan hani atmam. Ertesi gün atarım. Veya da birikimli bir videom olduğu zaman yüklemesini yaparım diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, hepinizden Allah razı olsun. Beni arayan, soran, merak eden herkesten Allah razı olsun. Gerçekten bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Tabii ki bu platformda sevenimiz de olacak, sevmeyenimiz de olacak. Sevenim kadar sevmeyenim de vardır kesin illaki. Yani bunu hissediyor insan zaten ister istemez. Bilhassa da köylülerimizden. Duyulan laflardan, gelen laflardan zaten köylülerini biliyorsunuz arkadaşlar. Bir kişinin ağzından lafı yeter ki çıksın. Çıktığı dakika hemen yanına bir daha ekleniyor. Ondan ona bir daha ekleniyor derken illaki o laf sana geliyor. Bilhassa o yüzden de bu videoyu da çok çekmek istedim. Dediğim gibi beni arayan, soran herkesten Allah razı olsun. Fazla kişide numaram yok zaten. Birkaç kişide numaram var. Onlar arayaraktan hani bana ulaştılar. Instagram hesabımdan, Hülya'nın Köy Hayatı olaraktan var. Oradan çok yazan oldu. Beni hiç unutmadılar. Gerçekten neredeyse şunu sustur annem de. 40 gündür video falan atmıyorum arkadaşlar. 40 gündür gerçekten 2-3 gün evi, 2-3 gün evi Hülya nasıl oldun seni çok merak ediyor. Hülya nasıl oldun seni çok merak ediyor. Diyerekten de hep herkesle konuştum. Dediğim gibi hepinizden Allah razı olsun. Sizlerden sadece o zaman da dua istemiştim arkadaşlar. Yerim yok dua inan. Biliyorsunuz dua eden itmeyen herkesten Allah razı olsun. Bunu söyleyeyim sizlere. Köylümüze gelince de köylülerimize gelince de kim olduğunu tabii ki bilmiyorum. Sadece laf bana geliyor. Ama kim söylüyor, kim söylemiyor. İsim vermiyorlar. İsim verseler gerçekten buradan ismini söyleyerekten hani açıklarım. 2 senedir YouTube yapıyorum arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı'nı 2 senedir yapıyorum. 2 sene aşağı yukarı doldu, daha dolmadı. 3 senedir de el işi gözlüğünü yapıyorum. Bunu söyleyeyim öncelikle. Köylülerimizden bazı kişiler diyormuş ki YouTube yapıyor, haram para yiyor, Allah da böyle ondan çıkarıyor.
bu lafı söylemiş. Tabii ki hani derler ya, insanların ağzı torba değil ki büzesin. İşte dili olan, ağzı olan konuşuyor. Sadece bunu söyleyeceğim. Zorladım mı? Asla zorlamadım. Sadece dile getirmek istedim. Zorladığımdan asla değil arkadaşlar. Hani sanmayın ki bak bak Hülya'nın kalbini kırmıştık. Biz bu lafından Hülya'yı incitmiştik. Hülya'nın zoruna gitmiş de bu videoyu çekiyor diye asla düşünmesinler. Asla ve asla zorlayaraktan, şey yaparak da. Çünkü üstüme alınmadım. Niye alınmadım? Çünkü haram yediğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Normalde ben paramı da söylerim. Buradan aldığım parada hiçbir zaman çekinmedim. Çekinerekten de laf konuşmadım. Hiçbir zaman kavgamı, gürültümü, evimde olanı biteni, sadece diyorum ya size, hani bir 15 dakika, 20 dakika çekilen videoyla bizleri tanıyorsunuz. Kim kimin nasıl biri olduğunu ister istemez az bir şey çözebilir ama hiçbir gün olsun, bak 2 senedir bir gün olsun ne bir dövüşümü ne bir kavgamı olmuyor mu? Herkesin evinde eşiyle de dövüş oluyor, kaynatasıyla da, kayınvalidesiyle veyahut da görümcesiyle veyahut diğerlerinin hani çoluğuyla çocuğuyla herkesin bir dövüş kavgası olur. Benim de oluyor ister istemez çünkü insan oluyoruz. İmtihan dünyası, nasıl imtihan olacaksın? Ya öyle imtihan olacaksın ya böyle imtihan olacaksın. Ama hiçbir zaman sizlere ben bunu belirtmedim. Asla da itmem. Ben sadece eşime destek olmak için bu kanalı açtım. Vallahi kusura bakmasın kimse. Kimsenin ekmeğinde değilim, suyunda değilim. Bu lafı söyleyenlere söylüyorum. Kusura bakmayın. Hani güzel düşünenlere zaten asla bir şey söylemiyorum. Kötü düşünen de zaten kendisi neyse, bir insanın içi neyse zaten dışarıya da onu yansıtır. Bunu söyleyeyim. Videolarımda da görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın hiç kimseye doğru dürüst gitmem. Çünkü nereye giderseniz inanın hep kaybet. Herkes onun bunun lafını yapıyor. Sen kalkıyorsun senin arkandan konuşuyorlar. O kalkıyor onun arkasından konuşuyorlar. O yüzden artık sevmiyorum. Fazla bir arkadaşım yok. Fazla bir arkadaş yapmayı da düşünmüyorum. Dışarıda merhaba merhaba. Evime herkes buyursun gelsin. Çok da güzel ağlarım ama fazla ben kimsenin evine gitmek istemem. Sadece bu sebepten dolayı gitmek istemiyorum. Kimsenin evinde değilim. Kimsenin ekmeğinde değilim. Kimsenin kazancını yediğim yok. Kimsenin hakkına girdiğim yok. Hırsızlık yaptığım yok. Yolsuzluk yaptığım yok. Bunu buradan dile getirim. Emeğimin karşılığıyla, alnımın teriyle paramı kazanıyorum. Ben bunu sadece bunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Hani diyeceksiniz ki ne alın teri var? Video çekmenin alın terim olur. Tamam, bakın şu anda karşıma tripodu koydum ve konuşuyorum. Çok kolay da video çekiyorum. Ben bunu hiçbir zaman için inkar etmedim. Erkekler gibi asla veyahut da bazı kadınlar gibi asla çalışmıyor. Sabahın 7'sinde kalkıp da işe gidip de akşamın 7'sine kadar çalışıp zor işler yapıp da para kazanmıyor. Ama herkesin de kendisine göre tabii ki çalışma şeysi var. Ben de yeri geliyor, bakın günlük video çekiyorum. Video çekmek için yeri geliyor harcama yapıyor mesela. Onu al, bunu al, şunu al, o. Bu video parasız yüklenmiyor ki. İnternet. Bir video yüklemede 2 GB gidiyor. Öyle kolay değil valla. Siz hosur hosur yatağınızda uyarken bir seste de bu böyle ses varken de video düzenlenmiyor. Video editi o kadar zor ki zaten yapanlar bilir. Gece 12'de çocuklar uyuduktan sonra oturuyorum. Saat 2'de 3'te 3'te bitirdiğim, bazen 3.30-4'te bitirdiğim editleme oluyor ve bazen elimde telefonla uyuduğum zamanlar oluyor. Ama insanlar bunu tabii ki iş olaraktan görmüyor. Hiçbir zaman içinde görmediler. Görmesinler. Kimse bana para yatırmıyor. Kimseye de ağlamıyorum burada. Benim şunum yok, bana bunu gönderin, bunum yok, bunu gönderin. Allah'ıma çok şükür her şeyim var. Allah kocamı başımdan eksik gitmesin. Ayağına taş değdirmesin. Kocam çalıştığı sürece Allah'ıma çok şükür kimseye de ihtiyacım yok. Ben bu kanalı açtım. Sadece eşime biraz destek olun. Zorlandığı yerde dedim. Hani o nedenden dolayı açtım. Bunu çok dile getirmek istiyordum arkadaşlar sizlere. Yani herkes kendi derdiyle uğraşsın. Benden uğraşmasın. Ben kimseyle uğraşmıyorum. Dediğim gibi kimsenin ekmeğinde değilim, evinde değilim, suyunda değilim. Kimseyle bir tartışmam yok, kimseyle bir münakaşa yok, yani hani kimseyle hiçbir şeyim yok. Tamam, ben bu platforma girdim ama kötü yoruma da açık, iyi yoruma da açık, o ayrı mesele. Varsa bir yanlışım yazın. Deyin ki hani Hülya şurada yanlış yaptın, burada yanlış yaptın, ben de bakarım, doğru düzeltmeye çalışırım eğer yanlışsa. Ama
bir hastalığa bir şeye geldiği zaman hemen aman haram yiyor. Nereden biliyorsunuz haram yediğimi? Allah'tan başka kimse bilemez. Haram yedi de ya bir de diliniz nasıl varıyor ya böyle laflara? Gerçekten söylüyorum bak. Buradaki YouTuber'ların bak köydeki YouTuber'ların da hastalığı oluyor ister istemez. Onlara da söylediler. Aman YouTube'dan haram para yedi de ondan hastalandı. Aman şöyle hiç mi kimse hasta değil? Hiç mi biriniz hasta değilsiniz? Hiç mi biriniz hastalanmıyorsunuz? Gidin de bir hastanelere bir bakın. İnanın evde otururken sadece ben hastayım diye insan düşünüyor. Hastaneye vardığı zaman da aman diyor sanki köyde veyahut da dünyada hasta sağlam insan yokmuş gibi geliyor. Hastaneler o kadar tıklım tıklım dolu ki herkes hasta. Ameliyat olanlar var. Psikolojik psikiyatri kapısında bekleyen çok, kalp kapısında ne bileyim bütün hastanelerde bekleyen çok. Onlar da o zaman haram yiyor. Her hastalanan eğer haram yiyip de böyle çıkıyorsa demek ki kimse helal ekmek kazanmıyor, helal ekmek yemiyor. Sizler hiç mi hastalanmıyorsunuz? Sadece ben bunu söylemek istiyorum sizlere. Gerçekten bak. Ne bileyim yani nasıl yakıştırıp nasıl diliniz varıyor? Hiç mi Allah'tan korkuyorsunuz şu laflar söylerken? Tamam. YouTube'u çekmek günah derseniz anlarım. Günah ise günah bana. Her koyun kendi bacağından asılacak. Herkesin mezarı da ayrı. Herkes ayrı ayrı mezara konacak. Herkes ayrı ayrı hesaba çekilecek. Herkes Allah'ın huzuruna çıkacak. Sizler nasıl çıkacaksanız ben de Allah'ın huzuruna çıkacağım. Bunun hesabını ben vereceğim Rabbime. Siz vermeyeceksiniz. Anladınız mı? Hastalığı onuymuş, şunuymuş, bunuymuş. Bunları yapmayın. Ben iki, bak dediğim gibi ben 2 senedir YouTube yapıyorum. 2 senedir hasta değildim. Şu anda rahatsızlandım. Doğru. 3 aydır rahatsızlığım vardı. Ona da anlatacağım size merak edenler için. Bundan nasıl söyleyeyim? 4-5 sene önce midem çok ağrıyordu. Daha, hatta ondan daha çok önce ben de İsmail'e doğum yaptığımda başladı. İsmail 13 yaşında. 13 senedir benim midem ağrıyor. Ama 5 sene önce çok şiddetlendi ve doktor ülser testi koydu bana. Ve de dedi ki bana eğer dedi hani böyle giderse kansere yakalanma ihtimalin var. Çok dedi ilerlemiş. Olabilir. Her şey bizler için. Sen şükret, şükretmesini bildikten sonra Rabbim derdi veren Rabbim zaten dermanını da sana verir. Çok şükür Rabbime 4 sene o mide ağrısını ben çektim. Demek ki haram yemiştim. Nereden yedim acaba o haramı? Kim? Nereden ya? YouTube yoktu o zaman. Vallahi kocam da alın teriyle inşaatlarda çalıştı. Helaliyle de çalıştı. Helal para da getirdi. Acaba mideme ülser nereden geldi? Hangi haram yedim de nereden geldi ki acaba? Bir de onu düşünüyorum ve de gülesim geliyor sizlerin lafına. Demek ki her hasta olan bir haram yiyor. Neden haram yiyor? Oturup da bir düşünsün. Bana bu lafı söyleyenler otursunlar şöyle bir düşünsünler. Acaba ben nerede haram yedim ki? Kimin hakkına girdim ki de benim şuram ağrıyor, buram ağrıyor diye. En son bakın gittim 2 ay önce endoskopi yaptırdım mideme. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ne ülser kalmış midemde ne yara kalmış. Sadece doktor dedi ki az bir şey gastrit var. O da geçmeyecek bir şey değil. Hapına biraz da dedi yemene içmene dikkat edersen geçer dedi. Allah'ıma çok şükür. Bitti. Allah'a şükredersen, Allah'a yalvarırsan Allah da o değerini senden alır. Ben buna inanırım. Ben çok inançlı biriyim arkadaşlar. Namazımı da kılarım, Kur'an'ımı da okurum. Allah'ım kendinden başka kimseye muhtaç itmesin. Sadece ben bunu söylemek istiyorum sizlere. Öyle düşünenler de düşünsün. Gerçekten düşünsün. Bu YouTube'a devam edeceğim. Elimden geldiği kadar devam edeceğim. Dediğim gibi günah ise günah bana. Millete tasası düşmesin. Yani tasası sizlere düşmesin. Dediğim gibi bir tarafınız ağrıdığı zaman o zaman oturun şöyle yastığa kafanızı bir koyun. Düşünün. Ben kimin hakkına girdim? Kimin hakkını yedim? Diye bir düşünün. Bakalım balım bulabilecek misiniz? Demek ki hepiniz mi haram yiyormuşsunuz? Ben 2 aydır 2 ay olmadı daha 40 gündür YouTube'a video atmıyorum. Normalde belli bir miktar para alıyordum. İşte 2000-3000 kadar alıyorum arkadaşlar. Buradan da doğruyu söylüyorum. Eğer yalan da söylüyorsam zehir olsun öyle söyleyeyim. 40 gündür video atmıyorum. İnanır mısınız? 40 gündür 200 TL birikmiş. Bu ay 40 gündür 200 TL birikmiş. Bu ayki çekeceğim para tek 200 TL. Niye bana o zaman YouTube para vermedi? Madem çalışmıyormuşsun, haram yiyormuşsun. Demek ki ne yapıyormuş? Ben çalışıyormuşsun da YouTube bana para veriyormuş. Bak, YouTube durduk yere kimseye para dağıtmıyor.
Kimseye al sen şunu yedirmiyor. Sen 2 senedir çalıştın çalıştın da şu kadar para aldın. Bir aydır hastasın yatıyorsun. Al sen yine de şu parayı da yedi demedi bana. Bak 200 TL'ye para birikmiş. 200 TL'yi alacağım. Demek ki çalışmamışsın. Yemek harcamamışsın. YouTube bana para vermedi. Bu saatten sonra çalışacağım. Videomu da çekeceğim. O videoyu çekmesi de öyle kolay değil. Vücudun da yoruluyor. Zihnin de yoruluyor. Kim nedirse desin. Kimseyle işim yok. Rabbim de sizler gibilerine muhtaç etmesin. Asla. Benim çocuklarım da hastalanıyor, yeri geliyor. Hani ben de hastalanıyorum. Diyor mu işte sizlere? Demek ki ben sürekli haram yemişim demek ki. Helal yememiştik. O sizlere göre bu laf. Anladınız mı? O yüzden herkes kendi işine baksın arkadaşlar. İzleyen izlesin, izlemeyen izlemesin. Böyle kendi kendinize oturup da laf bulamayıp aman Hülya şöyle, aman o öyle, öbürü böyle toplu beyinlere kış geldi ya artık. Artık kış geldi. Koyu illerinde laf bulamıyorlar arkadaşlar. Kimin lafı yapılacak? Oturuyorlar. Bu YouTube yapanlardan başlıyorlar. Oradan, buradan, şuradan boşlayıp çıkıyorlar. Çok da güzel yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Gerçekten. Hiç üstümde günah koymuyorsunuz. Belki de ondan hafifledim. Belki de ondan iyi oldum. Gerçekten benim karımı kaybettim. Yapın. Gaybetimi yapın. Ne türlü yaparsanız yapın. Öbür dünyada zaten Rabbim sizi karşıma çıkaracak. Zaten orada görüşecek. Anladınız mı? Sadece bunu söylemek istedim. Hastalığıma da gelirse çok çok merak eden arkadaşlarımız var. Allah razı olsun. Dediğim gibi ben sizi görmeden sevdim. Sizler beni görerekten sevdiniz. Sevmeyenlerin de yolu açık olsun. Bir şey diyemem. Herkes beni sevmek zorunda değil. Hastalığım da şuydu arkadaşlar. Onu da yine köylüler söylemiş. Aman Hülya çok hasta. Doktor doktor geziyor. Hocalara gidiyor. Hocalara götürdüler. Ondan sonra doktorlara gezdirdiler. Dışarılarda gezdirdiler. Bir çaresini bulamadılar. Şimdi de İstanbul'a götüreceklermiş falan diye laf da çıkarmışlar. Öyle bir şey yok. Benim hastalığım İstanbul'da başladı. Daha önce varmış. 1,5 senedir vardı bende bu ama ben bilemedim arkadaşlar. Diyorum ya midemde ülser olduğu için biz ona söylüyorduk. Hani bir şey yediğim zaman herhalde diyordum ben hazmetmiyor ve nefesimi toplayamıyorum. Bakın normalde nefes alabiliyorum ama böyle derin nefesimi toplayamıyordum. Ayda bir falan oluyordu. 2 ayda bir falan oluyordu. Biraz okuyordum. Okumayla geçiyordu. Rahatlıyordum. Esniyordum. Geçiyordu arkadaşlar. Ondan sonra en sonunda kardeşim kaza yaptığında İstanbul'a gittiğimde orada daha çok üsteledi. Hem kardeşimden korktum hem o kardeşimi o anda ameliyattan çıktığında gördüm. Orada çok korktum bir şey olacak diye. Zaten hep korkuyla olmuş bana. Biraz üzüldüm, sıdalandım derken orada iyice tetiklenmiş hastalığım. Yine bilemedim. Yine midemden diye kaynaklanıyor sandık. Hatta ben Gökhan'a söyledim hemen köye gidelim. Orada hani doktora gidelim bir mideme bakalım dedim. Herhalde ondan kaynaklanıyor. Buraya da gelince 3 günde burada yattım. Yine kendime gelemedim. Ne yaptık? Acaba dedim nefes alma sebebi neyden kaynaklanıyor? Ya akciğerden kaynaklanır ya kalpten kaynaklanır. Kalp damarı mı tıkandı ki acaba diye düşünerekten kalbe gittik. Kalpten EKG çektirdim. Ultrasondan baktılar. Doktor dedi ki kalbinde hiçbir şey yok tertemiz. Doktor bey niye böyle oluyor o zaman? Niye nefesimi alamıyorum? Niye toplayamıyorum? Deyince genellikle dedi nefes alamama sebebi göğüsten kaynaklanıyor dedi. Bir göğüse görün dedi. Göğüse gittim. Göğüs doktoru da film çektiler. Ondan sonra işte nefes testi yaptılar. Tomografi aldılar. Kan aldılar. Allah razı olsun. Çok da güzel ilgilendiler. Ve baktılar. Orada da temiz çıktı. Bütün sonuçlarım temiz çıktı. Ben de mideden mi kaynaklanıyor ki acaba? Doktor hanım dedim hani kalp temiz çıktı, göğüs de temiz çıktı deyince olabilir dedi. Bir de mideye gittim. Endoskopi yaptırdım. Dediğim gibi ülseri gitmiş. Hiç yara kalmamış midemde. Çok sevindim. Ona da söyledim. Doktor bey hani böyle böyle niye böyle oluyor? Nasıl olacak? Ne olmayacak? Derken seninki psikolojik olabilir dedi. Sen dedi bir psikiyatri doktoruna git. Bir görün dedi. Oradan psikiyatri doktoruna gittim arkadaşlar. Yani doktor doktor gezme sebebim sadece bu. Kalpten şüphelenerekten gittim. O temiz çıkınca öbürüne yönlendirdi. O temiz çıkınca öbürüne yönlendirdi. En son psikiyatriye gittim. Oradaki doktor da bana hiçbir şey söylemeden zaten oturdum direkt.
Neyin vardı Hülya Hanım dedi. Ben de doktor hanım nefes alamıyorum. Nefes almada zorluk çekiyorum dedi. O da bana sordu. Kalbe göğüse gittin mi dedi. Gittim dedim. Hatta endoskopi de yaptırdım. Hepsi temiz çıktı deyince o zaman ben sana bir tane hap vereceğim. Bir ay bu hapı kullan gel dedi. Oradan da ben geldim arkadaşlar. 6 gün yarım kullandım hapı. Sonrasına bütüne çevirdim. Sadece o 6 gün yarım hapı kullanırken İşte. vücut alışma süresiymiş. O hap beni çok mahvetti diyeyim size yani. Hiç ağrımadık yerim kalmadı. Vücudum sızladı, başım çok ağrıdı, midem bulandı. Hiç ekmek yemedim, sabahlara kadar uyumadım. Ondan sonra ne bileyim evde duramadım, daralmaya başladım. Ama hapı yutunca oldu. Hapı yutmadan önce hiçbir şeyim yoktu. Sadece 6 gün. Eczaneye gittim. Eczanede de eczacımıza sordum. Abi dedim hani bana hap verdiniz. Benim normalde hiçbir rahatsızlığım yok. Ağrı yerim de yoktu. Sadece ben nefes alamıyorum diye gittim doktora. Ama bu hapı kullanmaya başlayınca benim her tarafım ağrımaya başladı dedim. O da abla normal dedi. Hani korkma sadece 6 gün dayan sabret. 6 günden sonra normal hayatına devam edeceğini dedi. Yemek de yiyeceksin, uyuyacaksın, nefes de alacaksın. Bütün ağrıların da geçecek dedi. Allah razı olsun. Dediği gibi de oldu. 6 günün sonunda normale döndüm arkadaşlar. Ama başımın ağrısı biraz geçmediği için biraz kendimi toparlamak istedim. O yüzden YouTube'a geçmek hemen istemedim. Biraz dedim kafamı toparlayayım. Çünkü telefonu aldığım zaman telefondaki gürültüler beynimi böyle yiyordu sanki. O yüzden biraz toparlanmak istedim arkadaşlar. Çok şükür Rabbime toparlandım mı toparlandım. Ara ara atak oluyor mu oluyor. O da hastalığımın teşhiste panik atakmış. Bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Hani başka başka sebepler çıkmasın. Köylülerimizden sebep söylüyorum. Dışarıdaki insanlardan zaten çıkmaz. Çıksa da onların lafını zaten hani duymuyorsun. Ama köylünün dediğim gibi bir lafı iki oluyor, iki lafı üç oluyor derken dağılıp gidiyor. O yüzden böyle bir açıklama yapmak istedim sizlere. Biraz sitem oldu işte sitem gibi sitem ettim daha doğrusu. Vallahi isteyen istediğini söylesin arkadaşlar. Ben buyum. Çok şükür Rabbime iyiyim. Çocuklarımın başındayım. Allah kimseye de muhtaç etmesin dediğim gibi. Yer gök dua inan. Çok da dua ettim arkadaşlar. Hoca meselesine gelince doğru. Hocaya da gittim. Bir tane hocaya gittim. Hoca da aynısını söyledi. Üzerinde biraz nazar var dedi. Psikiyatriye git kızım dedi. Psikolojik hap verir sana dedi. Onu kullan. Biz de sana buradan duamızı yazalım. Sen de evinde de çok çok dua oku. Kur'an-ı Kerim'i çok oku dedi. İnşallah Allah'ın izniyle iyi olacaksın dedi. Aynı dediklerini de uyguluyorum arkadaşlar. Çok şükür Rabbime iyiyim. Derdi veren Rabbim her zaman için dermanını da verir. Rabbim dermansız dert vermesin kimseye. Sadece ben bu duayı yaparım. Her günde, her anda o duayı yapıyorum arkadaşlar. Çok çok dualarımı da yapıyorum, okumalarımı da yapıyorum. Rabbim çoluğuma çocuğuma bağışladı. Çok şükür. Hiçbir zaman isyan eden bir kul olmadım. O kadar bak bir hafta hiç kalkamadım yerimden ama hiç de demedim ki Allah'ım niye bana bu derdi verdin. Hiç demedim. Çok şükür Rabbime dedim. Derdini veren Rabbim dermanını da verir dedim. Dermanını bekledim arkadaşlar. Dermanı hocadan veyahut da doktordan neydense geldi geçti gitti. İnşallah iyice de gidecek. İnşallah atlatacağım. Çünkü 3 tane evladım var benim. Benden başka da kimseleri yok. Ben sadece hastalanınca en çok korkum ne oldu? Ben annesiz büyüdüm. Doğru. Ben 20 günlükken kaldım. Ben 20 günlükken kaldım ama benim babaannem hem gençti hem de beni büyüttü. Bu yaşıma kadar getirdi. 30 yaşındayım arkadaşlar. Halen daha elleri üstümde. Babamın da annemin de. Allah mekanlarını da cennet etsin. Rabbim hayırlı imanlar nasip etsin onlara da. Ama dedim hani bana ben kaldım bana bakan oldu ama ben ölürsem 3 tane evladım var benim evladıma kim bakacak? Ben sadece bunu düşündüm. Hiçbir kimsenin lafı umurumda olmadı. Aman haram yemiş, aman şöyle olmuş, aman böyle olmuş. Hiç kimse çıkarıp da 5 kuruş para vermiyor. Hiç kimse gelip de kapımı çalıp da senin de ne derdin var, sen de hastaymışsın diyen olmadı. Sadece onu anne düşünür. Başka kimse düşünmüyor. Ben sadece onu düşündüm. Çocuklarım için ayakta kalmaya çalıştım. Ayakta kalmaya da çalışacağım arkadaşlar. Recep, sessiz ol anneciğim.
Tabii ki hani annem babam var ama onlar da artık yaşlandılar. 70 yaşındalar. Bana baktıkları gibi bunların üstünde de duramazlar. Dediğim gibi ben kaldım, benim babaannem vardı, beni büyüttü ama benim 3 tane evladıma kimse bakamaz arkadaşlar. Ben olmadığım sürece. Çünkü başlarında bir babaanne yok. Olmadığı için yani rahmetli kayınvalidem olsaydı gerçekten hiç gözüm arkada kalmadan ölümü bile göze hani alınabilir. Ben, hani şöyle düşünülebilir. Ben öldüğüm zaman babaanneleri var. Onları canı pahasına korur ve bakar diye düşünürdüm. Ama o da olmadığı için insan zaten ben sadece hastalandığımı tek onu düşünüyorum. Rabbim diyorum çocuklarımın başından beni alma. Çocuklarımı kolaylıkla büyütüyüm. Başka Rabbim'den hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. O yüzden Recep bir ağladı arkadaşlar. Orada onu bir teselli ettim, susturdum. İşte konuşmam bu. İnşallah tekrardan YouTube'a döndüm. Direkt video atmak istemedim. Önce sizlerle bir konuşmak istedim. O yüzden arkadaşlar inşallah bundan sonra buradayım. Dediğim gibi elimden geldiği kadar video çekip atmaya çalışacağım. Kim nedirse desin. Kimse kimsenin derdinden anlamaz. Kimse kimsenin ne çektiğini bilmez. Bir de şunu söyleyeyim. Rabbim sevdiği kuluna dert verirmiş. Ben Rabbime o kadar şükrediyorum ki bana bu derdi verdi. Demek ki beni unutmamış Rabbim. Demek ki beni Rabbim ne kadar çok seviyormuş ki bana bu derdi verdi ve beni imana davet etti. Namazını kıl, Kur'an'ını oku, elinden tesbihini düşürme diye. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Ben hep buna inandım. Hep de buna inanırım. O yüzden de hep şükrederim. Asla isyan etmem. Rabbim isyan eden kullarından eylemesin inşallah. Bana bu lafı söyleyenler de otursunlar şöyle bir düşünsünler güzelce. Eğer ağrılar, sızlar yoksa demek ki Rabbim sizi unutmuştur. O yüzden Rabbim unuttuğu kullarına dert vermez, tasa vermez, keder vermez. Rabbim unutmadığı kullarına dert verir ki kulum şükredecek mi diye. Ama daha fazlasını da istemiyorum. Sizlerin kafasında ağrıtmak istemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Laftan lafa geçtim. Oradan oraya geçtim. Oradan oraya geçtim. Yanlış laf söylediysem, hatam olduysa şimdiden özür dilerim. Tabii ki benim hakkımda iyi düşünenlerden. Kötü düşünenleri de sadece Allah'a havale ediyorum. Rabbim güzel gözleriyle görüyor. Başka da bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dediğim gibi bir iki tane videom vardı arkadaşlar. Onları yükleme yaparım sizlere. Elimden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım. Yine sizlerleyim. Ben de sizleri gerçekten çok özledim. Bu saatten sonra sizlerleyim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.